Dünya durdu. Ahmet Gül'ü bir iki gün içinde bulacağını sanmıştı. Harfetili'den harfetiliye koşuyor, soruşturuyor, iz sürüyordu. Bu kent korkunç bir anafordu. İçine her düşeni evirip çeviriyor, urgaçlıyor, görünmez dehlizlerinde yutuyordu. Birini bulacağım derken bir insanın kendini kaybetme, yitirme olasılığı vardı. Ahmet Gül'ü aramaktan yorulup da dizlerine kara sular indikçe kentin büyüklüğünü daha iyi anlamaya başladı. Arama sürecindeki bulgularını üst üste koyduğunda yitik olan Gül'e yaklaşamadığını, giderek ondan uzaklaştığını hissetmeye başladı. İstanbul'da adam aramak bir kedinin yumakla oynamasına benziyordu. Oynadıkça çözülüyor, gevşiyordu yumak ama asla açılmıyordu. Arabanın hemen ucunda bulmak, kavuşmak vardı ama İstanbul için geçerli değildi bu. Öyleyse aramaktan vazgeçmesi mi gerekiyordu? İşte buna gönlü razı değildi. Onu yaparsa bir ihaneti peşinen kabullenmiş olurdu. Üstelik de Gül'ün İstanbul'da olduğunu bile bile. Onu yetiklerin kayıpların içinde bırakamazdı. Mecnun'un çölü gibiydi İstanbul. Susuz kalacak, uykusuz kalacak, dizleri tutmaz olacak ama yine de ona doğru sürünerek gidecekti. Bir ışığın çevresinde döne döne yanan pervaneler gibi yana yana yok edecekti kendini. Bulamasa da bu uğurda ölecekti. Gülü aramanın, onun arkasından koşmanın aşk halini aldığı günlerde bir haber aldı. İstanbul'a gelen hemşehrilerin en iyi Mükremin adındaki bir harfetili bilirdi. O İstanbul'a en erken göçenlerdendi. Zeytinburnu'nda oturuyordu. Kamyonetiyle seyyar satıcılık yaptığı için İstanbul'un her yerini dolaşıyordu. Gitmediği semt pazarı, görmediği, girmediği sokak yoktu. İstanbul'daki harfet bilirse ancak o bilirdi. Başkası değil. Ahmet umutsuzluğa düşer gibi olduğu anda yeni bir umut ışığıyla moral buldu. Zaman geçirmeden de kendisini Zeytinburnu denilen o uzak karmaşık semte attı. Elinde adres olduğu için aradığı yeri bulmakta fazla zorlanmadı. Harfetili Mükremin'in evi üç katlıydı. Bina'nın alnında Mükremin apartmanı yazısıyla birlikte kocaman maşallah yazısını da okuyunca bina'nın tamamının ona ait olduğunu anladı. Yazının hemen yanında da kocaman bir nazar boncuğu nal, sarımsak, soğan asılıydı. İlk iki katı kiraya vermişti. Kendisi son katta oturuyordu. Kapıyı çalınca karşısına evin hanımı çıktı. Kendini tanıttı, Harfetili olduğunu söyledi daha sonra adının Sıdık'a olduğunu öğreneceği evin hanımı içeriye buyur etti. Ahmet gösterilen koltuğa oturalı çok olmamıştı ki iç odalardan oldukça yaşlı dede ile nine çıkıp geldiler. Onlar da yanındaki boş koltuklara oturdular. Halfeti de kimlerdensin dedi yaşlı nine. Kulaksızın zülfikar derler babama dedi Ahmet. Annemse Dülger Mehmet'in kızı Yağmur. Sıdıka hanım değil ama büyük anne ile büyük baba ailesini tanıdılar. Demek siz de İstanbullu oldunuz dedi büyük anne. Bu gidişe Halfet İstanbul'a boşalacak. Vah Halfet'in başına gelenlere vah. Bugünlerde İstanbullu olan bir aile daha var dedi Ahmet utana sıkıla. O aileyi arıyorum mutlaka bulmam gerek. Aman evladım dedi büyük anne. Kan davası töre cinayetim yoksa gözünü seveyim uzak dur. Yok be teyze dedi Ahmet. Bende o kılık mı var? Nereden çıkartıyorsun Allah aşkına? Gülüştüler az önceki gerginlik yumuşadı. Peki kimmiş bakalım bu aile dedi Sıdıka Hanım. Sarı Yasin derler hanımın adı Selime bir de kızları var adı Gül. Gül'ün adı geçince evde bulunanlar birbirlerine baktılar. Kan davası değil aşk davası desene dedi Nine. Kayınvalidem böyle işte dedi Sıdıka Hanım kusuruna bakma. Bir adamın ayıbını günahını şıp diye yüzüne söyleyiverir. Sıdıka Hanım kayınvalidem dediği yaşlı kadına dönerek Kocaman abi artık o dedi gülümseyerek. Burayı harfeti de mi sanıyorsun hala? Kız arkadaşın da arar başkasın da. Siz ne karışıyorsunuz delikanlıya? İstanbul'da nereye gelmişler, nereye yerleşmişler? Doğrusu hiç duymadık dedi büyük baba. Bilse bilse oğlum Mükremin bilir. O da çok sürmez gelir. Hele otur, rahatına bak. Sıdıka Hanım çay demledi. Poğaça, börek koydu önüne. Harfeti ile ilgili konular çoğaldıkça Ahmet bir anda kendini harfeti de sandı. Sohbeti ilerleyince Sarı Yasin'in yakında öldürüldüğünü söyledi. Vah vah dedi büyük baba. Harfetimiz insan insanı öldürmesini bırakın. Kimse kimsenin tavuğuna kış demezdi. O güzelim kasabaya kan bulaştırdılar demek. Yazıklar olsun bunu yapanlara. Söz sözü açmış Harfeti ile ilgili anılar, fıkralar anlatılmaya başlanmıştı ki aşağıdan bir korna sesi geldi. İşte oğlum Mükremin geldi dedi büyük baba. Şimdi ondan sorarız Sarı Yasin'in ailesini. Bilirse oğlum bilir. Başkası bilemez. Neydi o kızın adı neydi? Dedi büyük anne. Gül dedi Ahmet utana sıkıla. O kızı bulunca evlenecek misin? Allah'ım ya Rabbi dedi Sıdık Hanım. Evlenirse bizi de çağırsın düğüne değil mi? Dedi yaşlı nene. Oynayacak mısın düğününde ne yapacaksın? Dedi gelinim. Oynamak için değil be gelinim. Dedi nene. Ben de özledim memleketlerimi. Bu vesileye gider onları görürüm. Biraz da ben hasret gideririm. Az sonra kapı açıldı. Mükremin efendi içeriye girdi. Ufak tefek cin gibi bir adamdı. Daha Ahmet'le göz göze gelmişlerdi ki bu delikanlı harfetili biri olmalı dedi. Ahmet şaşırdı. Nereden bildiniz benim Halfetli olduğumu? Ben bilirim dedi Mükremin efendi. Bu saça değirmendi mi artık delikanlı? Çok ilginç dedi Ahmet. Sizinle ilk kez karşılaşıyoruz. Hem de İstanbul gibi bir yerde. Halfetli olduğum anımda da yazmadığına göre Nasıl bildiğinizi gerçekten de merak ettim. Orası meslek sırrı işte dedi Mükremin Efendi bilgiç bir tavırla. Ahmet böylesi bir adamın Sarı Yasin ailesinden de haberdar olacağını eliyle koymuş gibi yerini şıp diye bulup göstereceğini düşündü. Sarı Yasin ve ailesini de bilirsiniz öyleyse dedi. Yakında İstanbul'a taşındılar onları arıyorum. Ahmet bunu der demez kızarıp utandı. Aynı zamanda dönüp o yaşlı neye baktı. Yine ailesiyle değil de Gül'le ilgili bir patavatsızlık yapabilirdi. Sarı Yasin tanıyorum elbette. Onun yakında öldürüldüğünü de biliyorum. Ama ailesinin İstanbul'a geldiğini ilk defa senden duyuyorum delikanlı. Yakında geldiler ama hangi semte, hangi adrese geldiler bilemiyorum. Bunu ancak sizin bilebileceğinizi söylediler. Çıkıp geldim. Peki bulman çok mu önemli? Ahmet yanıt vermedi. Başını önüne eğdi. Şu mesele dedi Mükremin. Evlenirler de düğünleri olursa beni de çağıracaklar dedi yaşlarını. Evde yeniden gülüşmeler oldu. Ahmet gitmek için kalktı. Merak etme dedi. Mükremin efendi samim bir sesle. Sen bana bir telefon adres bırak. Bulursam kesinlikle haber veririm sana. Ahmet utana sıkılı adres yazdı. Ökkeşlerin telefonunu verdi. İzin isteyip ayrıldığında sokakların ışıkları yanmıştı. Çok geç kaldım dedi. Kendi kendine. Ama gülü bulmak adına bunları yapmak zorundayım. Dünya döndü. Okulun önünde anaforlanan öğrenci seli az sonra sokaklara dağılıp erimeye başladı. Kış mevsiminde olduğu gibi kısa değil artık günler. Hiçbir öğrenci karanlığa kalmadan varabiliyor evlerine. Okul çıkışına kravatını gevşetip göbeğine kadar sarkıdan, ceketini çıkartıp koluna atan erkek öğrenciler, eteğini belden katlayıp kısaltan kız öğrenciler çoğunlukta. İlk yaz gelir de salt ağaçları tomurcuklandırır, çimleri yeşertir, ılık rüzgarları mı estirirmiş sanırsınız? Genç kızlarda, delikanlarda yürek seli bırakmadan geçip gideceğini mi sanırsınız? Bazılarının yeri çabuk geçer, bazılarının ise dal kırar, kök söker, savrulup durur oradan oraya. Ahmet yüreğinde yeşeren tomurcukların içinde esen deli, coş rüzgarların farkında. Bazen rüzgara kızıyor, bazen kendine. Bu rüzgarın ilk göz ağrısı gülden kendisine doğru estiğini biliyor. Biliyor da bir türlü yerini yönünü belirleyemiyor. Ağırlaşan okul çantası elinde dalgın dalgın yürüyordu ki birkaç kez duyulan korna sesiyle kendine geldi dönüp baktı. Yine halidelerin arabasıydı. Ne isterdi bu çılgın kız kendinden? Yine arka koltuklara tek başına oturmuştu. Bir kraliçeymiş gibi yayıla yayıla gidiyordu. Camı açıp seslendi. Gelsene bekliyorum seni. Birkaç kez binmişti Hale'lerin arabasına. Ne zaman binse ona karşı borçlanmış gibi hissediyordu kendini. Hale acıdığı için mi yapıyordu bunları yoksa borçlandırmak için mi? Acınacak duruma düşmekten hiç hoşlanmazdı. Borçlanma duygusunu yaşamak da onun kadar kötüydü. Gitmese ayıp mı olurdu? Kurtuluş yoktu. Yeniden borçlanmayı Hale'nin karşısında biraz daha ezilmeyi göze alarak arabalarına doğru yürüdü. Hale oturduğu arka bölümün kapısını açtı. Okuldan çıktıktan sonra minileşen eteği arabada gerilere kaydığı için daha da kısa gözüküyordu. ''Atla, gideceğin yere bırakalım.'' Atladı. Halidenin arabası oldukça rahattı. Hiç konuşmayan, dimdik oturup hep karşıya bakan şoför Haliden'e aldığı buyrukları yerine getiriyordu. ''Sağda durur musun?'' dediğinde az sonra sağda duruyordu. ''Biraz bekler misin?'' Biraz bekliyordu. ''O yoldan gitme.'' O yoldan gitmiyordu. Durdurup da biraz beklettiği zaman ya bir pastaneye uğruyordu ya da bir parfümeriye sinyallerini yakıp bekleyen şoföre yeni bir buyruk veriyordu. Hareket edebilirsin. Hale indiği pastaneden iki çikolata ya da sakız mı almış birini mutlaka kendine veriyordu. Uzatılanları alıp almamakta kararsızlaşıyordu. Hale'ye karşı hissettiği borçlanmanın çoğalacağını bile bile almak zorunda kalıyordu. Verilen sakızı, çikolatayı o an açamıyor, ağzına atamıyordu. Hale kendisi kadar sabırlı değildi. Büyük bir iştahla yiyordu çikolatasını. Ardından sakızını çiğniyor, çaka şakır patlatmaya başlıyordu. Hale uzanıp elini Ahmet'in elinin üstüne koydu yarı gizli bir sesle. Mektubunun karşılığını aldın mı? Almadım dedi. Belki de eline ulaşmadı. Ne biçim yer senin memleketin yahu dedi Hale. Hangi çağda yaşıyoruz artık? Bir mektup nasıl yerine ulaşmaz ki? Benim memleketim için bunlar normal dedi Ahmet. Biraz ezilerek. Ayrı bir dünya orası. Böylesi bir yeri de özlemeyi sürdürüyorsun. O iş ayrı. Ayrısı gayrısı mi olur? Neyse. Sen Kadıköy'de mi ineceksin yine? Evet dedi Ahmet. Oraya gitmem gerekiyor. Üzeyir Efendi diye şoföre seslendi. Arkadaşı Kadıköy iskelesine bırakacaksın tamam mı? Arabaları kırmızı ışıkta beklerken sen bu satış işini çok ciddiye aldın dedi Hale. Almam gerekiyordu ondan dedi Ahmet isyancı bir ses tonuyla. Açık söyleyeyim senin oraya takıldığını görünce bu çocuk garanti sınıfta çakar dedim. Helal olsun sana çakmadın. Üstelik çoğumuzdan daha iyi götürdün dersleri. Sen nerede ne zaman ders çalışıp ödev yapıyorsun kuzum? Alışkınız biz dedi. Acıların içinden pişe pişe geldik. Bunlar bana senin sandığın kadar zor gelmiyor okulların kapanmasına az kaldı dedi hali yazında yapacak mısın bu işi yapmam gerekiyor okul zamanda yapılır da tatilde boş zamanda yapılmaz mı elbette ki yapacağım tatil yapmayacak mısın tatilin sadece adını biliyorum ben kendisini değil tatilde sana çok daha güzel bir iş bulmamı ister misin daha doğrusu tatil ve iş ikisi bir arada para da kazanacaksın denize de gireceksin oh ballı börek şaka yapmıyorsun değil mi Şaka yapar hali mi var? Ciddiyim. Güzel bir yerde. Hem çalışacaksın hem de krallar gibi tatil yapacaksın. Sen cennetten söz ediyorsun herhalde. Cennet değil ama cennet gibi bir yer. Tam bu sırada Kadıköy meydanına geldiler. Ahmet arabadan indi. Sürprizimi bekle dedi Hale camdan uzanarak. Sonra da elini kaldırarak uzun bir çav çekti. Dünya döndü. İstanbul'a yerleşme, tutunma kaygısının en yoğun geçtiği günlerdi. Gül İstanbul'a geldikten sonra bellek ve duygu kaygıbına uğramıştı sanki. Bunca karmaşada Ahmet'i ihmal edip unutacağım diye korkuyor. Kendi kendi suçluyordu. Ahmet'i bulma konusunda umutlarını tümden yitirmemişti ama iş giderek zorlaşıyordu. Tamam harf de yüzlerce kilometre mesafe vardı aralarında. Çevrenin, okulun, ailesinin baskıları yoğundu. Oradaki ayrılığın adı Gurbetti ve normaldi bu. Ama aynı kentte yaşayıp da birbirlerini bulamamanın adı Gurbetti'ydi artık. Olsa olsa aptallıktı, beceriksizlikti. İçine sindiremiyordu bu ayrılığı. Başta kendisi olmak üzere hemen herkesi suçluyordu. En çok suçladığı da şu İstanbul kentiydi. İnsanları yutmak, ayırmak, yabancılaştırmak için bu kadar karmaşıklaşmış ve büyümüştü sanki. Dayıların oğlu Murat okula gittiği ilk günden itibaren koruyucu meleği olmuştu sanki. Sudan bahaneler uydurarak teneffüslerde çıkıp geliyordu yanına. Yine benzer bahanelerle yol arkadaşlığı yapıyordu. Üniversite hazırlığı için tez kitapları getiriyordu. Bazen bir pastaneye, lokale davet ediyordu. Gül Murat'ı birkaç kez Ahmet gibi hayal etmeye, Ahmet gibi görmeye başladı. Gerçekten öyle olmadığını, tüm bunların beyninin yanıltıcı oyunu olduğunu anladığı zaman hüsrana uğradı. Mümkün olduğunca yolunu değiştirerek Murat'ın gözünden kaçmaya çalıştı. Pasta, yemek, kola, içmek bahanesiyle çağırdığı yerlere gitmedi. Bazen açıkça reddetti. Buna karşın Murat sülük gibi yapışmalarını sürdürdü. Gül, Ziya dayıları aracılığıyla bir takım harfetillere onların yardımıyla da Ahmet'in adresine ulaşmanın mümkün olduğunu düşündü. Dayıların da tıpkı annesi gibi hiçbir harfetiyle ilişki kurmak istemediğini anlayınca hayal kırıklığına uğradı. Annesinin anlattığına göre Ziya dayıları zamanında bir kıza sevdalanmıştı. O zaman yoksul bir aile çocuğu olduğu için vermemişlerdi kızı ona. O da Halfeti'yi terk etmiş. Hemen herkese küsmüştü. Başka diyarlardan evlenmiş. Harfeti'ye de Halfetililere de hep uzak durmuştu. Belli ki aynı uzaklığı İstanbul'da da sürdürmek istiyordu. Hiçbir harf edilinin olmadığı bu uzak bölgeyi seçmiş olması da rastlantı değildi. Selime Hanım oturdukları mahalleyi sevmeye başlayınca Ziya dayıyı bu mahalleden ev almak istediğini söyledi. Bankadaki para küçülmeden bir gayrimenkule bağlamak doğru olacaktı. Uygun bir ev arayıp bulmaya karar vermişlerdi ki Murat bu işe gönüllü soyundu. Hemen her gün bir satılık daireden haber getirdi. Bulduğu yeri göstermek için Gül'ü çağırdı. Gül bir iki kez görmek için onunla gitti. Murat'ın niyetini daire göstermek değil, kendine yaklaşmak olduğunu anladığı zaman ondan uzak durdu. En son istedikleri gibi bir daire buldular. On katlı bir apartmanın en üst katındaydı. Güneşli, ferahdı. Penceresinden ya da balkonundan baktınız mı çoğu yer ayaklarınızın altında kalıyordu. Sıkı bir pazarlıktan sonra anlaştılar. Birkaç gün içinde de tapu işlerini bitiriverdiler. Güller tapularını ceplerine koydukları gün bir yandan sevinirken bir yandan da çok üzüldüler. Babalarının yaşama pahasına koruduğu, paralarla alınan dairelerini görememesiydi üzüntüleri. Annesi kaybettiği eşini anarak sessizce ağladı. Selime Hanım evin tapusunu çocukların üstüne yaptırdı ama kapının zilin üstüne öldürülen eşinin adını yazdırdı. Sonra da çocukların topladı kutsal bir törenin kurallarını söyler gibi şöyle dedi. Babanızın ruhu buralarda bizimle. Bu evin gerçek sahibi o. İçeri girerken herkes onun adını okuyarak içeri girmeli. Dışarı çıkıp okulunuza, eşinize giderken bilesiniz ki o sizi gözetliyor. Arkanızdan el sallayıp sizlere başarılar diliyordur. Her gün bu duyguyla çıkın evimizden. İçeriye bu duyguyla girin. Ellerindeki avuçlarındaki paralar azalınca gülün. Annesi kendini hemen bir iş aramaya çıktı. İstanbul'da iş mi var ki? Çalışasın diyenleri aldırmadı. Bir iki gün sonra sevinerek geldi. Büyük restoranlardan birine bulaşıkçı olarak gelmişti. Babasının ölüm haberi kadar annesinin böylesi bir işte çalışması da yıktı gülü. Ama annesini kararlı, onurlu görünce bu düşüncesinden yavaş yavaş vazgeçti. Giderek de alıştı. Selime Hanım kısa sürede bulaşıkçılıktan aşçı yamaklığına geçti o gün de yeni bir sevinçle göreceksiniz dedi çocuklarına. Anneniz en kısa sürede aşçı da olacak, aşçı başı da. Annesinin kararlı cesur hale giderek büyük kent korkularını üstlerinden atmalarına neden oldu. Artık ne babalarını katillerinden korkuyorlardı ne de büyük kentin kendilerini yutup yok edeceğinden. Bu kente dik durmasını öğrenmeye başlamışlardı çünkü. Gül Ahmet'e nasıl ulaşabilirim diye gece gündüz düşünürken aklına yeni bir yol geldi. Bilinmeyen telefon numaralarından ulaşabilirdi onlara. Heyecanlandı. Bilinmeyen telefon numaralarına Ahmet'in babasının adını, soyadını verdi. İstanbul'da aynı hatta soyadı tam 127 tane insan vardı. Bunlardan hangisi olabilirdi? Kafası karma karışık oldu. Gül İstanbul'da Ahmet'i bulmanın Faili meçhul cinayete kurban giden babasını katillerini bulmak kadar zor olduğunu anladı. Ahmet'i bulmanın daha başka yolları olmalıydı. Düşünürken yeni bir yol buldu. Boyum uzun nasılsa dedi. Azıcık yatkınlığım var. Basketbol takımına yazılırsam türlü okullarla maça giderim. Bu yol Ahmet'i aramış olurum. Belki de bulurum. Kararını verir vermez gidip beden eğitimi öğretmeni gördü. Adını takımda çalışaklar listesine yazdırdı. İlk gün çalışmaya başlayacaklardı ki aynı grubun içinde Murat'ı da gördü. Yine iz sürmüş peşinden gelmişti. Basketbol çalışmasını hemen bırakmayı düşündüyse de yapamadı. Çünkü Ahmet'in de basketbola ilgisi olduğunu biliyordu. Belki o da kendini bulabilmek için böyle bir yol düşünmüş olamaz mıydı? Zaman içinde bir maçta rastlaşırlardı belki. Gençlik heyecanlarının enerjilerinin doğruğa çıktığı anda birbirlerini görürlerdi. Dünya döndü. Okulların kapanmasına bir hafta kala sürprizini açıkladı hale. Bodrum yalık bir turistik tesiste komilik yapar mısın? İyi para verecekler sana. Hem çalışacaksın hem de şahane bir tatil geçireceksin. Şaşırdı Ahmet. Doğrusu böyle bir teklif getirebileceğin aklıma hiç gelmemişti dedi. Ne gelmişti peki? Örneğin bir avukat ya da mühendis bürosunda çalışmak, oranın telefonlarına bakmak gibi bir iş gelmişti. Bırak onlara kızlar yapsın dedi hale. Sen erkeksin. Tam sana uygun bir iş benim buldum. Beni benden iyi tanır gibisin. Sen hiç Bodrum'u gördün mü? Hayır görmedim. Turistik bir tesisin ne olduğunu da bilmezsin herhalde. Onu da bilmem. Şimdi kendisiyle de tanışacaksın. Hem de Bodrum'un en güzel yeri olan Yalıkavak'ta. Orayı gördüğün zaman şaşıracaksın. Türkiye'de böyle yerlerde mi varmış diyeceksin. İstanbul'a bir daha dönmek istemeyeceksin. Peki patron kim? İş kime ait? Ne kadar para verilecek? Hale duraladı. Kendine gururlu bir görüntü verdikten sonra patron babam. Yani bize ait bir iş. Ben de patronun sayılırım. Ortaklarımız da var ama çoğu bizim. Ücretine gelince onun da oldukça iyi olacağından eminim. Ayrıca bahşiş de alacaksın. Yetmez mi? Ahmet sustu dalgınlaştı. İnanmadın mı yoksa? İnandım da biraz şaşırarak tabii ben sizin durumunuzun iyi olduğunu biliyordum ama daha oralarda böyle bir işinizin olacağını doğrusu tahmin etmemiştim. Başka işlerimiz de var. Orası ne yapacaksın sen? Ama ben hiç garsonluk yapmadım dedi Ahmet çekinerek. Evde çayımı bile annem ablam getirir önüme. Azıcık sakarım da onca tabağı bardağı taşırken kırarım. Sonuçta seni mahcup ederim. Tam garsonluk değil bu. Komilik. Bu işten anlamaya gelince ben senin yeteneklerine azmine güveniyorum. Çok çabuk kavrar öğrenirsin. Peki nasıl bir yer burası? Yerli yabancı turistlerin geldiği içinde restoranın, dinlenme tesislerinin, oyun alanlarının önünde plajın bulunduğu turistik bir yer. İstersen bize gidelim fotoğraflarını göstereyim sana. Ama doğrudan kendisini göreyim diyorsan oraya gidecek. Bu işe gireceksin. Sonunda da bana dua edeceksin. Ahmet şimdiden zor bir sorumluluğun altına girmiş gibi hissetti kendini. Bu teklifimi kabul etmeyecek olursan Aynı öneriyi sınıf arkadaşlarımızdan Akın'a götüreceğim dedi hale. Eminim havada kapacak o. Kararını geç kalmadan net olarak bildirmelisin bana. Doğru diyordu. Havada kapardı o. Çünkü gece gündüz halenin peşindeydi Akın. şımarı kavgacı, bencilin biriydi. Bildiği kadarıyla ailesinin ekonomik durumu iyi değildi. Bir iş bulunca kaçırmayacağı kesindi. Yüzme biliyor musun? Bilirim dedi Ahmet ama denize hiç yüzmedim. Irmak yüzüşü bizimki akıntılı sulara göre ayarlanmış bir teknik. Denize yüzenlerinkinin bizimkine benzemediğini biliyorum. Ahmet nice zamandır unutur gibi olduğu Fırat'ı düşündü. Yazın uysuallaşan, ilkbaharda dizgin, gen vurulamayan, deli coş bir suydu o. Az mı yüzmüştü onda? Gül birlikte de yüzmüşlerdi. O zaman oldukça küçüklerdi ama olsun belleğinden bir türlü sinilmemiş doğan mevsim yazdı koyun keçi otlatıyorlardı. Hava sıcak mı sıcaktı. Bu sıcağa dayanamayan balıkçıl kuşları da suya batıp çıkıyordu. Ahmet ile Gül birbirlerine bakmışlar. Balıkçıl kuşları kadar yok muyuz demişlerdi. Korka çekine kulaç atmışlar. Daha sonra da bol bol su dövüşü oynamışlardı. Gül en çok özlendiği zaman akardı Fırat'ın içine. Onu yakalamak için arkasından yüzerdi. Bir türlü yetişemezdi ona. Her yakalamak istediğinde pullu alabalıklar gibi elinden kaçıp kurtulurdu. Fırat'ın çavlanın da sonsuz bir koşudur başlardı. Bodrum'u görmemişsin, hiç tatil yapmamışsın, denizde yüzmemişsin, öyleyse gidiyoruz dedi Hale. Kararı ben verdim, sorumlusu benim, geç kalmadan şimdiden hazırlıklarını yapmalısın. Sen de mi gidiyorsun? Elbette. Bodrum tatil, deniz, güneş, yüzme olur da bu çılgın kız durur mu? Gerçekten çılgındı bu kız. O tatil beldesine kim bilir daha ne kadar çılgınlaşırdı. Ahmet başını kaldırıp halinin yüzüne baktı. Onun gözleri şimdiden Akdeniz mavisine bulanmış gibiydi. Ahmet bir an için içinin gıdıklandığını duydu. Bakışlarını çekti. Çak öyleyse dedi hali. Karşılıklı ellerini kaldırıp havada çaklattılar. Yaptıkları ve verilen kararın ilk kutlaması gibiydi. Dünya döndü. Ahmet gözlerini açtığında otobüsleri Bodrum'a giriyordu. Akpak evleri, uzakta parlayan masmavi denizi, koyları, beyaz yelkenleri, görkemli kalesiyle kendine özgü bir güzellikteydi. Otobüsleri terminalde yolcuların bir kısmını indirdikten sonra yalı kavağa yöneldi. Yalı kavakta Bodrum gibi apansız çıktı karşılarına. Otobüsleri son tepeyi aşarken ayaklarının altına serilmiş, akpak evleriyle dantel gibi işlenmiş, Mavi koylarıyla burası da ayrı bir güzeldi. Arabaları daha tepeden kurtulmamıştaki yel değirmenleriyle göz göze geldi. İlk kez görüyordu böyle bir şeyi. Heyecanlandı. Yakın zamanda okuduğu Don Quixote'u, Atı, Rosinete'yi, Don Quixote'un arkadaşı Sancho Panza'yı hatırlattı. Don Quixote'un dövüştüğü yel değirmenleri bu olmasın dedi kendi kendine. İspanya, Türkiye'ye çok uzakta. Don Quixote'un yel değirmenleri belki bu değildi ama... Onun ruhu mutlaka buralarda dolaşıyordu. Otobüsleri kıvrıla büküle aşağıya doğru inerken dönüp birkaç kez yel değirmenlerine baktı. Tepenin en yüksek yerinde görkemli görünüşlerine karşın bir o kadar da yalnız ve yorgundular. hava vardıklarında öyle olmak üzereydi halenin daha önceden yazıp verdiği adresi bulmakta zorluk çekmedi. Gerçekten de halenin anlattığı gibi turistik güzel bir yerdi. Klasik bir müzik yayılıyordu ses dağıtıcılarından. Binaları denizle öpüşüyordu bikinili mayolu kızlar. Oğlanlar mutluluk içinde dolaşıyorlardı her yerde. Gazino, lokanta bölümlerinde yeniliyor, içiliyordu. Az ileride duş alanlar, denize girenler gözüküyordu. Şezlonglarda uyuyanlar, masa tenisi oynayanlar vardı. Denizden esen iyotlu havayı içine çekti. Otobüsün üzerinde bıraktığı sarhoşluktan kurtulur gibi oldu. Rüzgarı bile İstanbul'unkinden farklı kokuyordu. Resepsiyondaki bir görevliye kendini tanıttı. İsmet Bey'e gideceksiniz dedi görevli. Buranın idari amiridir o. İsmet Bey'in koridorun sonundaki odasını gösterdi. Yol yorgunluğunu üstünden silkelemeye çalıştı. Kapısını tıklattı. Ses alınca içeriye girdi. İsmet Bey 40 yaşlarında birisiydi. Kalıplı, göz dolduran bir görüntüsü vardı. Ahmet kendini tanıttı. Tamam dedi İsmet Bey. Böyle birisinin geleceği söylendi bize. Hoş geldin. Oturması için boş koltuklardan birisini gösterdi. Hoş bulduk dedi utana sıkıla. Daha önce çıkar sonluk yaptın mı delikanlı? Hayır efendim dedi. Yapmadım. Tahsin'in lise öğrencisiyim. Az çok İngilizcen de vardır. Var efendim fena sayılmaz. Seni komi olarak alacağız buraya. Yapacağın işler anlatılacak gösterilecek. Ayrıca yatacak yerde temin edilecek. Bizim patronu kızıyla okuduğunu iyi bir öğrenci olduğunu söylediler. Seni tercih etmemizin nedeni öncelikle iyi bir öğrenci olmandır. Yoksa burada bu işi yaptıracağımız pek çok genç var. Kurallara dikkat ettiğin sürece başarılı olamaman için hiçbir neden yok. Senden de bunu bekliyorum. Teşekkür ederim dedi Ahmet. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Önüne konan kabarcıkları çıkan kola bardağını görünce şaşırdı. Ne zaman gelmişti önüne ne zaman bırakılmıştı farkında değildi. Kolonu iç'' dedi İsmet Bey. Uzak yoldan geldin, iyi gelir. Şimdi Şahin diye bir görevli gelip seni alacak, gerekenleri yapacak. İsmet Bey'in söylediği soğuk kolayı çekinerek içiyordu ki kendisine yol gösterecek görevli içeriye girdi. İşte geldi dedi. Ahmet'i göstererek bu delikanlı sizin bölümünüzde komi olarak görev yapacak dedi. Kalacağı odayı, yatağını gösterin. Yapacağı işler hakkında gerekli bilgiyi verin. Şimdiden kolay gelsin sizlere. Ahmet soğuk olası henüz bitmediği halde teşekkür edip odadan çıktı. Valizini al beni izle dedi Şahin Bey. Ahmet'in valizi malizi yoktu. Kocaman bir poşeti vardı. Resepiyonun köşesine bıraktığı poşetini kaptığı gibi Şahin Bey'in ardına düştü. Kayrak taşlarıyla kaplı bir yolda yürüdüler önce. Yol az sonra betonlaştı. Biraz daha yürününce toprak yol oldu. Az önceki palmiyeler, çam ağaçları, güller, ortancalar tıpkı yol gibi kalite eğitimine uğradı. Gazino çevresindeki görkemli çamlar, palmiyeler arka bölümde düzensiz otlara, çalılara dönüştü. Yeşilliğin tümden bittiği yerde beton bir kulübe çıktı önlerine. Hemen yanında pis kokular saçan bir tuvalet vardı. Yatakhaneniz işte burası dedi Şahin Bey. Onca yeşilin lüksün arasında böylesi bir yer hiç hoşuna gitmediyse de sesini çıkarmadı. Daha önce Bodrum'a ya da Yalıkava'a gelmiş miydin? Hayır dedi Ahmet. İlk kez geliyorum. Böyle bir işte de ilk kez çalışacağım. Öğrencisin değil mi? Öğrenciyim. Lisede okuyorum. Siz de öğrenci misiniz? Bir zamanlar ben de öğrenciydim. Hukuk fakültesinin ikinci sınıfından ayrıldım. Daha doğrusu ayrılmak zorunda kaldım. Şahin Bey kulübenin kapısını açtı. İçeri havasız kalmıştı. Dehşetli de sıcaktı. Tam dört tane demir ranza vardı içeride. Yataklar dağınıktı. giysiler sağa sola rastgele atılmıştı. Şahin abi onların bir kısmını toplayıp askıya astı. Dağınık yatakları kısmen de olsa düzeltti. Kapalı pencerelerden birisini açık bıraktı. Karetalara defalarca söyledim dedi. Ne yataklarını düzeltmeyi öğretebildim ne de şu pencerelerden birisini açık bırakmayı. Şahin Bey boş ranzalardan birini göstererek sen burada yatacaksın dedi. Şu dolabı da ortak kullanacaksınız. Yatağını, yastığını, çarşaf ve nevresinlerini az sonra gelip benden alacaksın. Bugün izinlesin. Yarın sabahleyin işe başlıyorsun. Burada sorun yaşamanı istemem. Normal koşullarda yaşamayacaksın da eğer bir sorunun olursa o sorununu doğrudan bana ileteceksin. Anlaştık mı? Anlaştık dedi Ahmet. Şahin Bey gidince Ahmet kendine ait boş ranzanın üstüne oturdu başını ellerin arasına alıp bir süre düşündü. Toprak ayağın altından kayar gibiydi. Uzun yolun etkisi olmalıydı. Uzansa bir güzel uyku çekerdi. Başını kaldırıp kulübeyi inceliyordu ki tavana çizilmiş resimlerin bir takım sözlerin arasında şu dörtlüğü okudu. İlk bahar gelip de güller açınca uçan kuşlardan sorarım seni. Dişlerin ince mercen saçınca Gülüşler içinde ararım seni. Ne hoş dedi. İçimizde bir şair de var. Sıcak giderek bastırıyordu. Az sonra terlemeye başladı. Yalık hava inerken tepede gördüğü yel değirmenlerini hatırladı. Kocaman kanatlı bir yel değirmeni de bu beton kulübenin içinde olsa ne iyi olurdu. Poşetini açıp eşyalarını boş dolaplardan birine yerleştirmeye başladı. Arkası yağar.